أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muhterem kardeşlerim, bir sabah programında daha sizlerle beraberiz. Bugün 6 Ramazan 1441. Mübarek Ramazan ayının 6. gününü idrak ediyoruz. Bugünkü dersimizde infak üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Rahat suresi 22. ayetle başlayalım. Tabi bu Rahat suresi 13. sure Musaf'ta. 13. surenin 22. ayetini anlamak için sayfa başından itibaren okumak lazım. Tabi buna zamanımız da yetmez. Yani ayetin bağlamını anlamak için söylüyorum. Kitabımız 22. ayeti alıyor buraya. Vellezine saberu bitigâe veci rabbihim ve eqamus salâh ve enfekû mimmâ razaknâhum sirra ve alâniyeh ve yedraûne bil hasenetis seyyi'e ulâike lehum ukbeddâr. Anlamı şu: onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğim rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan, infak eden ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar dedi ki, onu anlamak için bu sayfa başına, yani 19. ayetten itibaren bakmak lazım. Oradan anlıyoruz ki o onlar dediği kimmiş, bir bakalım. Şimdi 19. ayette şöyle diyor: Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak eder. Evet. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ancak akıl sahibi, vicdan sahibi kimselerden bahsediyor. Aşağıda demek ki onlar dediği bunlar oluyor. Yani Allah'tan Peygamber aleyhissalatü vesselama hak olarak bildirilen, bilen bir Allah'ın peygambere indirdiğinin hak olduğunu bilen bir kimse ile, yani Allah'ın vahyini kabul edenle kör bir olur mu diyor. Yani kör ile manevi, baş gözündeki körlükten bahsetmiyor. Vahye kör olanla vahyi kabul eden bir olur mu dedikten sonra, işte bu ulul elbab dediği, yani akıl sahibi kimseler kimlerdir? Ellezine yufune bi ahdillah diye devam ediyor. Bugünkü konumuzla alakalı 22. ayette ise vellezine saberu ibtigâe veci rabbihim ve eqamus salâh devam ediyor 22. ayet. Yani burada onlar ne yaparlarmış aynı zamanda? Bu vahyi kabul edip vahye kör olmayanlar aynı zamanda ve enfaku mimma razaknahum sirran ve alaniye, gizliden veya açıktan infak ederler. İnfak gizli de yapılır, açık da. Farz olan infakın diyor kitaplarımız, yani zekatın açıktan verilmesinde bir sakınca yok. Ama bunun dışındaki hayır kasenatın, iyiliklerin, infakın gizli olması daha esastır. Evet. Bizleri kimler izliyor? Erbil Çınar Hocam izliyor. Ersan Hocam, Tunca Hocam meydandan izliyor. Selam ediyorum hepsine. Bizi izleyen kardeşlerimin. Efendim. Şimdi burada bir parantez açarak hadise geçmeden önce bazı bilgiler vermek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, şimdi burada infak konumuz değil mi? İnfak dedik, dünyadan ahirete, cennete tünel açmak demek. İnfak eden kişi ahirete, cennete tünel açmış oluyor. Yol açmış oluyor yani. Bir ucu, tünelin bir ucu bu tarafta, bir ucu ahirette çünkü. Münafık kelimesi de, münafık da, nifak da, İnfakla aynı kökten geliyor. Nefeka kökünden geliyor.
ne alakası var? Şöyle alakası var değerli kardeşlerim. Münafık kişi iki yüzlü demek değil mi? Tünelde de iki delik var ya, iki giriş çıkış. Münafık da iki yüzlü olduğu için hani iki yönlü, iki delikli insan diyelim. Efendim, münafık kişinin bir özelliği de Kur'an'da çok var münafıklarla ilgili ayet. Mesela Bakara suresinin hemen başına baktığınız zaman Elif Lam Mim sayfasında muttakileri anlatıyor. Arkadan iki ayette kafirleri devam eden uzun ayetlerde, değil mi? Devam eden uzun ayetlerde münafıkları anlatıyor uzun uzun, değil mi? Ondan sonra münafığın bir özelliği de cimri olmasıdır. Ne demek bu? Eli böyle olmasıdır. Yani münafık kişi aynı zamanda cimri kişidir. Demek ki cimri olan insan münafıklık alameti gösteriyor. Malını infak etmeyen kişi nifaka doğru kayıyor. İnfak etmezsen nifaka kayarsın. O zaman nifakın panzehiri infaktır diyebiliriz. Nifakın yani ikiyüzlülüğün, münafıklığın panzehiri, ilacı infaktır. İnfak et, nifaktan kurtul demektir bu. Tevbe suresi 67. ayette ve yakbidûne eydihim eydiyehum ve yakbidûne eydiyehum diyor. Onların özelliklerini sayarken Tevbe suresi 67. ayette onlar diyor elleri sıkıdırlar. Yani cimridirler. Tevbe suresinin hemen o ayeti buradan bir daha bakalım. 67 mi demiştik? 67. ayet. Evet. وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Onların özelliğini sayıyor. اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُوا مِنْ بَعْضِ diye başlayan ayetin ortalarında وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Ne demek bu? Elleri sıkı olmak. Yani infak etmezler. Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. Eli sıkı tutmak demek. Türkçe'de de kullanıyoruz ya cimri için eli böyle yapmak. İşte eli böyle olmak cimri neyin alametiymiş? Münafıklık alametiymiş. Münafıkların özelliğiymiş. Evet, münafıkların böyle bir özelliği var. Cimri olması. Demek ki insan cimrileşirse, cimri olursa, infaktan yüz çevirirse, biriktirirse hep malını, Allah yolunda infak etmezse nifaka doğru gidiyor demektir. Bakınız Kur'an'da 63 sure, numaralı bir sure var. Münafıkun suresi. Buradan efendim 63 numaralı sureyi hemen bulalım. Yanlış söylemiş olmayalım çünkü. Münafıkun suresinin neden bahsediyor? Adı Münafıkun suresi bir defa. Evet. Münafıkun suresi 11 ayettir toplam. 11 ayetin 9, 10, 11. 3 ayeti hariç münafıklardan bahsediyor. Son 3 ayet hariç. 3 ayet, o 9 ayet 8 ayeti bu surenin, Münafıkun suresinin 63 numaralı surenin 8 ayeti münafıklardan, 9 ayeti pardon, 10 ve enfigu diye başlayan 8 ayeti münafıklardan ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ondan sonra da ya eyyühellezine amenu diye başlıyor 3 ayet. Evet. 3 ayette de infaktan bahsediyor. Yani münafıkun suresinde münafıklardan bahseden, münafıkları anlatan surenin sonunda dikkat ederseniz ne var? 3 ayette infaktan bahsediyor. Ne alaka? Şu alaka. Münafıklar cimri de dedik ya. Münafıklık öyle bir şey ki cimriliktir, infak etmez. Ey müminler, ey iman edenler, siz de infak edin.
nifaka kaymayın demek. Zaten ayet-i kerimede neden bahsediyor orada? Ayet-i kerimede infak etmeden bahsediyor 3 ayette. Onun detaylarına bakarsınız siz. Özetle söyleyecek olursak bu Rahat Suresi 22 bağlamında infak etmek nedir? Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır dedi infak akıl sahibi kimseleri. Demek ki infak etmek de nedir? Önemli bir haslettir bir kişi için malı harcamak. Evet. Demek ki infak nifakı panzehirdir diye söyleyebiliriz. Murat Sandur kardeşim selam ediyorum. Kurucuçer'den bizi dinliyor. İzliyor. Hadis-i şerifte şöyle zikrediliyor olay. Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İnfakın çeşitleri var. Yani bir sürü infak edebilir insan. Ağaç dikmek, çevreyi geliştirmek değil mi? Bunlar da bir sadakadır. Bu da infak çeşididir yani. Diktiğin o ağaçtan, o meyvelerden yedikçe insanlar sen sevap kazanıyorsun. Sevap haline yazılıyor yani. Evet, bizim memleketimizde bazı insanlar var böyle. Değil mesela Halil Hocam, Uğurlu'dan. Bu mevsimlerde, böyle aşı mevsiminde köylerde devamlı meyve ağaçlarını aşılıyor. Değil mi Ersan Hocam, Tuncay Hocam? Evet, bu işin de uzmanı olmuş. Evet, aşılanacak meyveler olanlar Uğurlu köyümüzün imamı Halil Hocam'a müracaat edebilirler. Değerli kardeşlerim, duamız şöyle. Duada Mümin Suresi 40. ayeti dua olarak aldı buraya kitabımız. 7. ayet. Duamız şöyle, bugünkü duamız. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahme. Rahmeten ve ilme. Fagfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve qihim azabel cehim. Hem ayet hem de dua. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Biz de bu duaya amin diyoruz. Bugünkü fetvamız, vaktimiz de geldi ama fetvayı da bitirelim inşallah. Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aş evlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre yerine geçer mi? Evet. Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri zekat yerine geçmez. Çünkü ikramda zekatın sıhhat şartı olan temlik, yani fakire bizzat elden ulaştırma şartı yerine gelmiyor. İftar yemeği yiyenler arasında da kendisine zekat verilmesi caiz olmayan birçok kişi de bulunabilir. Yani zekat kimlere farz, kimlere verilir belli. Verilemeyecek, verilmesi caiz olmayan kişilere de bu yemekten yediği zaman sıkıntı olur. Ancak hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara ulaştırılırsa zekat yerine geçer. Misal, kaç lira zekatı var? 1.000 lira. 1.000 liralık yemek yaptırıp, misal, fakir olduğunu bildiğin kişilere ya onları yemeğe çağırıp veya onlara yemeği götürerek bunu da yerine getirebilirsin. Zaten bu bizzat fakire ulaşmış olur ve sarf ettiğimiz kişi de zaten fakir olduğu için zekat konusunda bir sıkıntı olmaz. Zekat ve fitrelerimiz aynı olarak da verilebilir biliyorsunuz. Yani illa para olarak olması gerekmiyor muhterem kardeşlerim. Evet, bugünkü sohbetimiz bu kadar. İnşallah saat 12.30'da öğlen sohbetimizde, namaz öncesi sohbetimizde tekrar buluşuruz diyoruz. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.